Evet, şimdi yaz saati haberimize geçeceğiz. Şöyle bir dışarıya bir kez daha bakalım. Sokak lambalarının şehri aydınlatmaya çalışmasına. Saatler 8.02'yi gösterirken işte İstanbul'da durum bu. Peki gün doğumu kaç görünüyor? Gün doğumu 8.27. Tasarruf yapıyormuşuz, o yüzden de devam ediyormuş. İşte bu uygulama. Bu uygulamaya itirazlar. Ankara'da memleketin çeşitli yerlerinde kalıcı yaz saatine itirazlar. Ve sözü, cümlesi, güneşi çaldılar. Kalıcı yaz saati geri alınsın. Ayın sonunu getirmek için soğukta, karanlıkta yollara dökülmenin zorluğunu bu kararı verenler anlamaz. Biliyoruz. Bu plansızlık ve inat sebebiyle çocuklarımız daha günün ağarmadığı saatlerde yollara düşmek zorunda kalmaktadır. Kalıcı yaz saati uygulamasını protesto etmek için sokağa dökülenler, günün aydınlanmak bilmediği sabah saatlerinde haykırdılar ortak talebi. Türkiye İşçi Partisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde, Eğitim İş Sendikası Milli Eğitim Bakanlığı önündeydi, aydınlık talep ettiler. Gün ışığına göre planlanmayan ders saatleri, karşılanmayan okul ve derslik ihtiyaçları, inatla sürdürülen kalıcı yaz saati uygulamasıyla eğitimi ve çocuklarımızı olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Baba, ben okula giriyorum. Ada. Kızım, bunları unutmuşsun. Gece görüş gözlüğünü almamışsın. 500 metreye kadar etkili menzili var. Gece görüş dürbünü. Uykuya ve gün ışığına gelişimsel olarak en ihtiyaç duyduğu yıllarda çocuklarımız bu kör, ışıksız saatlerde okula gitmek zorunda bırakılması velileri de zora düşürmektedir. Çocukların uyku ihtiyacını, sabahın kör karanlığındaki güvenlik endişesini, gün ışığını hiç göremeden karanlıkta başlayan ve karanlıkta tamamlanan mesai saatlerini Türkiye İşçi Partisi de hatırlattı. Öğrenmek, üretmek için değil, hayatta kalmak için yollara düşen gençler, emekçiler, kardeşler, patronların aç gözü doysa gün ışığını görerek başladığımız günleri gün kararmadan bitirebilir biliyoruz. Yaz saati uygulaması dönemin Enerji Bakanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın kararıyla 2016'da tasarruf gerekçesiyle başladı. Bilim insanları ve elektrik mühendisleri odası uygulamanın elektrik tüketimini azaltmak bir yana arttırdığını raporlaştırdı ama iktidar temsilcilerine göre durum tam tersi. Karanlıkta eğitim istemiyoruz. Şuraya bakın. Bir sokaktayız, bir de baskına giden özel harekat. Öğrenciler, veliler, çalışanlar, karanlık sokaklarda, bilim insanları da hazırladıkları raporlarda kalıcı yaz saati uygulamasına karşı. Ama iktidardan geri adım yok. Halimin damadı, güneşi çaldı.